bugün çok yakında gerçekleşecek olan Art Ankara Sanat Fuarı ile ilgili konuşmak üzere Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül'ü konuk edeceğiz. Bilgin Bey çok uzun yıllardır fuarcılık deneyimi olan çeşitli alanlarda ama son dönemde özellikle sanat fuarları alanında önemli işlere imza atan bir yönetici. Dolayısıyla bugün onunla hem Art Ankara Sanat Fuarı'nı konuşacağız hem de genel olarak aslında fuarcılık konusunu da konuşabiliriz. Yani fuar nedir? Fuarı doğru da anlamak lazım. Dolayısıyla aslında bu depremden sonra Art Ankara Fuarı'nın hayata geçirilmesi konusunda da bir takım tereddütler vardı. Yapılsın mı yapılmasın mı tereddütleri ama sonuçta bunun bu zor zamanlarda biraz da insanlara iyi gelebileceğini düşünerek sonuçta fuarın hayata geçirilmesine karar verildi. Şimdi ben Bilgin Bey'i öncesini, uygulamayı, sonrasını, her şeyi detaylıca konuşacağız. Şimdi Bilgin Bey'in yayına bağlanmasını bekleyeceğim. Fuar ayın 8'i akşamı aslında bir VIP, yani ön izleme ile başlayacak. Ama asıl resmi halka açıldığı tarih 9 Mart. 9 Mart ile 12 Mart tarihleri arasında hayata geçecek. Bilgin Bey'i ben yayına davet ettim ama herhalde bağlanmak üzeredir. O bize fuarın detaylarını anlatacak. Bu sene neler olacak? Değişiklikler var mı? Bunları konuşacağız. Ama bir sorun oldu sanıyorum. Henüz bağlanamadım. Merhaba Sami'cim. Bilgin Bey'i bekliyoruz. Bilgin Aygül katılamıyor. Peki o zaman tekrar bir davet yollayayım ben ona. Evet, şimdi tekrar deneyelim. Bakalım. Kes katılabilecek mi? Bazen böyle teknik şeyler olabilir. Biliyor. Aksaklıklar düzelecektir herhalde. Bağlanabileceğini umuyorum. Habibciğim merhaba. Bilgin Bey'i bekliyoruz ama bir şey oldu. Teknik bir sıkıntı var sanıyorum. Katılamıyor. Katılacaktır. Çözülür. Mutlaka biraz bekleyelim bakalım. Nasıl bir sorun var acaba? Biraz bekleyelim. Olmazsa bir konuşuruz. Ne olduğuna dair. Katılamıyor. Niçin acaba bilmiyoruz. Şimdi tekrar ben onu yayını almak için bir istek yolladım. Bakalım. Bilemediğim bir sorun var. Herhalde çözülür. Şimdi yayını da kesmek istemiyorum. Yeniden bağlanmak gerekecek. Bakayım ben bir daha bir davet göndereyim. Katılamıyor. Niye katılamıyor acaba?
Anlayamadığım bir sorun var. Bir daha çağıralım. Bakalım. Başarabilecek miyiz? Ha, evet. Şimdi oluyor. Tamam, bilgim Merhabalar. oldu. Bu sıralar Merhaba. dedim. Hem de Sesim geliyor değil hem mi size? teknolojik özgürlük galiba biraz zor oluyor. Yok yok, oluyor bazen öyle teknik aksaklıklar ama sonunda işte çözülüyor. Nasılsınız? Hoş geldiniz Çok Bilgin Bey. teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Yoğun Çok bir günün teşekkür ardından ederim. sizlerle paylaşıyoruz. Ay evet, sizin en yoğun günleriniz değil mi şimdi Evet. bugünler? Evet. Tabii. Nasıl, biraz yoluna koyabildiniz mi işleri? Epey toparlandı. Sizin de bir söylediğiniz gibi, bildikleri gibi arkadaşların maalesef ülkemizi derinden etkileyen, binlerce canımızı alan, binlerce yaralımızı ardında bırakan deprem felaketinden sonra fuarımıza bir ay vardı ve yapıp yapmamakta çok düşündük, Düşündünüz değil mi? Evet, bizimle de paylaştınız. ertelenmekte. Ama herhalde doğru olan bu fuarın hayata geçmesiydi. Tabii ki önemli bir fuar ama gerçekten büyük bir acı. Bir ay sonra böyle bir etkinliği yapmak kolay değil ama normal iş yaşamımızda hayat devam ediyor ve hemen önce terk edilen sanat oluyor, kültür oluyor. Dolayısıyla bu şeyi kırmak için içimizde acılarımızı da saklayarak oradaki sanatçılarımızla, insanlarımızla, vatandaşlarımızla paylaşarak bu fuarı yaşama geçirmeye karar verdik. Fuarımızda bu yıl yaklaşık 150 galeri ve katılımcının çatısı altında 1500'ün üzerinde sanatçı var. 11 direkt katılan ülkeden galeriler var. 42 ülkeden sanatçılar var. İlk kez bu sene bu kadar uluslararası boyuta ulaştı fuarımız ki birkaç ülke depremden dolayı iptal etmesine rağmen yaklaşık 300'ün üzerinde bilfiil fiziksel olarak buraya gelecek. Başladı da gelmeye şeylerimiz, sanatçılarımız. O açıdan Ankara'yı Cumhuriyet'in başkentini, sanatın da başkenti yapmak üzere çıktığımız yolda önemli bir adım olacak diye düşünüyoruz. Tabii burada TÜSKAT'ta sizlerle ilk günden beri birlikte bir mücadele veriyoruz. BRD ile de birlikte. Umuyoruz ki Ankara'nın STK'ları bu konuda ilgili üniversiteleri de sahip çıkacak ve önümüzdeki yıllarda uluslararası bir fuarı hem ülkemize hem Ankara'mıza hem de komşu ve çevre ülkelere kazandıracağız. Bilgin Bey, kaçıncısını düzenliyorsunuz? Bu yıl kaçıncısı Bu fuarınızın? fuarımızın 9.'sü 2015 yılından beri aralıksız olarak her yıl Mart ayında gerçekleştirdik. Biliyorsunuz bundan 2 sene önce pandemi ilan ettiği zaman 2020'de fuarımız bittiği gün yasaklar başladı. Ondan önce farklı etkenler vardı ama biz gene fuarımızı yapmaya devam ettik. Çünkü fuarlar uluslararası takvimlerde yer aldığı için tarihlerini kaydırmak, iptal etmek, ertelemek kolay değil. Bir de Tabii. tabii biz bunu kendi şeyimizde, şirketimizde aldığımız bir kararla yapmıyoruz. Bu kararın sonrasında hem bakanlıktan, Odalar Borsalar Birliği'nden birçok yerden izin almak zorundayız. Dolayısıyla da çok rahat değiştirilen tarihler değil. Bu yıl 8 Mart'ta yine ön izleme davetlilere bir açılışımız olacak. Ön izlemede daha önce planladığımız defileyi, konseri ve kokteyli iptal ettik. Ama bunları Tabii. farklı şekilde yaşama geçireceğiz. Çok güzel bir defilemiz vardı. Seren Erdoğan Hanım'ın hazırladığı yaşamayan ama ünlü Türk ressamlarının portrelerinden, kadın portrelerinden 8 Mart'ta onların giysileri, yüz makyajları ve saç şeyleriyle farklı bir defile olacaktı. O defileyi açılışta yapmayacağız ama gene biraz kapalı olanları 8-10 tanesini hem standlarda hem de koridorlarda gerçekleştireceğiz fuarın açılıştan itibaren.
Bu sene konuk ülke Rusya. Rusya'dan 60 civarında bir sanatçı katılıyor. Ukrayna var, Güney Kore var, İran'dan galeriler var, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Avrupa'dan, Bulgaristan'dan. Dolayısıyla o açıdan fuar biraz daha uluslararası bir sürece doğru gidiyor. Fuarımız 9-12 Mart tarihleri arasında halka açık olacak. Fuarda giriş ücreti tam 100 TL, öğrenci 50 Türk lirası ama 4 gün gelen insanlar için tam 200 TL, öğrenci 100 TL olacak. Fuarda bu yıl Arakat ve ikinci katı da aldık. Oralarda da sergilerimiz, dinletilerimiz, söyleşilerimiz olacak. Deprem bölgelerinden, 11 deprem ülkesinden, 11 deprem kentinden sanatçılarımızı davet ettik. Onlar bizlerle olacak sergileriyle. Hatta o bölgeden 3-4 tane de galerimiz var. Gelen deprem bölgesinden gelen sanatçılarımızı biz misafir ediyoruz. Umarız onlar da o afetin arkasından en azından yaşama tutunma adına daha farklı bir soluk alırlar. Onlara da paylaşmak zorundayız. Umuyoruz bu sene fuarımız biraz da o açıdan sosyal bir sürece girmiş olacak. Sosyal bir destek olmak adına farklı bir sürece girmiş olacak. Fuarımızda 20 söyleşi var, konferans var. Bunlardan bir tanesi sempozyum. 7 tane Rus konuşmacının, 3 Türk konuşmacının olduğu farklı bir mekanda yapacağımız. Bu sene Puşkin'in doğumunun 225. yılı. Puşkin ve Hikmet'le ilgili hem bir dinleti olacak, bir konser, hem de bir sempozyum olacak. 100. yılı bu sene Cumhuriyetimizin, 100 yılda Türkiye'de sanatla ilgili birçok konu paylaşılacak, tartışılacak. Öğretim üyeleri, sanatçılarımız, eleştirmenler tarafından, gazeteciler tarafından. Gene UPS'de Başkanı Bedri Baykam'ın bir konuşması var. Deniz Zeyrek, Muharrem Sarıkaya, birçok gazetecimizin farklı bakışları gündeme gelecek. Yani dolu dolu bir fuar geçireceğiz. 4 konserimizi iptal ettiğimizi söylemiştik. Ama her tarafta sürekli klasik müzik olacak. Klasik müzikten vazgeçmedik. Bir de Rusya'dan gelen bir balalayka sanatçısı var. Onların ve Rusların getirdiği bir konserde etkinliğimiz içinde yer alacak. Şahane. Aslında fuarlar, fuarı tam olarak nasıl tarif edersiniz Bilgin Bey? Yani doğru anlamak adına soruyorum. Biliyoruz tabii evet. Sonuçta belki ama yani fuar nedir tam olarak ve de sanat fuarı nedir tam olarak? Fuar tabii ben 42 yıldır 40'ın üzerinde ülkede çok farklı fuarlar yaptım. Sanat fuarları, el sanatları fuarlı özel ilgi alanım. Ama fuarı bir sözlük anlamında tarif etmeye kalkarsak, fuar belirli zamanlarda, belirli mekanlarda alıcıyla satıcının ilişki kurduğu, beş duyuya hitap eden organizmalardır. Fuarın belirli bir periyodunun olması gerekir, belirli bir mekanın olması gerekir ve hedefine uygun ziyaretçilerin ve katılımcıların olması gerekir. Sanat fuarları tabii 90'lı yıllardan sonra çok arttı. Dünyada gelişti ve satın almalarda özellikle koleksiyonerlerin, yeni koleksiyoner kazandırmaların farklı şeyleri de fuarlarda gerçekleşiyor. Geçen sizinle röportajımızda da paylaşmıştık. %70 artık fuarlarda satılıyor eserlerin. Sanat fuarı deyince çok farklı değerlendiriliyor. Özellikle Ankara gibi fuar deneyimi olmayan bir kentimizde fuar deyince bir milyonerler fuarı veyahut da bir seçki, bir bienal, bir sergi düşünülmemeli. Fuarda iyisi de olur, kötüsü de olur. Tabii ki belirli bir seviyenin altında hiç değeri olmayan şeyleri ne kadar para olursa da olsun almamak gerekiyor. Ama illa bütün eserlerin çok iyi olması ve bir farklı şeyle mükellefiyetle ortaya çıkması gereksiz. Onun için biz yavaş yavaş, tabii biliyorsunuz galeri sayısı da Türkiye'de çok sınırlı. Galericilerle sanatçılar arasındaki organik bağ direkt olarak fuarı da etkiliyor. Bunları öyle zannediyorum ki sanatçılarımız olarak, eleştirmenler, basın olarak, eğitim olarak
birlikte aşacağız. Çünkü bir ülkenin ne kadar iyi sanatçısı, ne kadar iyi galerisi varsa o kadar iyi fuarı olur. Bunu bir seçki olarak, bir milyonerler fuarı olarak düşünmemek lazım. Bizim gurur duyduğumuz 9 yıllık süreçte bir olay var. Türkiye'nin 81 ilinden katılımcı ve ziyaretçimiz vardı. Bizim için çok önemli ve değerli. Bunu yavaş yavaş yurt dışı arenaya taşımak istiyoruz. Daha önce de konuştuğumuz art konsa belki savaştan dolayı Moskova'da gerçekleştiremedik. Ama onun üzerine tekrar çalışıyoruz. Gene Moskova'dan bu sene de geliyor birlikte çalışacağımız kuruluşlarda yerini kiralayacağımız şey, bakanlık. Umuyoruz 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında Türk sanatçılarımızı önce Moskova'ya sonra da Berlin'e getireceğiz. Art Kontağı İstanbul'da bu sene gerçekleştirdikten sonra o isimle yurt dışına da açılmaya başlayacağız. Bunu bilmiyordum. Yani bu nasıl oluyor? Burada yani bir Türk fuarını tırnak içinde alıp oraya katılım şekliyle yurt dışında bir alanda mı tekrar oluşturuyorsunuz? Aynı şekilde bir fuar mekanında veya farklı bir mekanda. Tabii ki sanat fuarlarının farklı mekanlarda olması daha değerli. Ama çok büyük bir imkanımız o açıdan yok. Art Konsa İstanbul'da Yenikapı'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. O da 25-28 Mayıs'tı. Ama seçim sürecinden dolayı bir hafta 1-4 Haziran'a erteledik şeyde fuarımızı da. Orada da gene fuar alanlarını kiralayacağız. Aynı şekilde tabii sanat eserinin ulaşımı da kolay değil. Bugün mesela... Evet, o biraz değil mi? En sıkıntılı şey benim bildiğim odur. Yani bir sanat eserinin yurt dışına götürülmesi. O konuda bakanlıktan mı destek alacaksınız? Nasıl gidecek eserler yurt dışına? 40 yıldır bu sektörde, fuarcılık sektöründe çalıştığımız için esasında yurt dışında sanat eserinin dolaşımıyla ilgili Avrupa Birliği'nde de bir yasa var. Maalesef biz hala o yasanın içine giremedik. O da ATA karnet diye bir şey, karne almak lazım. Bu karne ile birlikte dolaşıma giriyor. Ama bunu bir sanatçının bir galerini alması kolay değil. Ticaret odalarından alıyor. Galeri mi alıyor bunu? Evet. Sanatçı değil yani. Galeri. Temsile. Evet. Yani sizin 20 tane sanatçınız varsa onun eserlerini topluyorsunuz. Tabii Kültür Bakanlığı'ndan önce antik bir eser olmadığını, ekspertizini orada değerlendirerek. Sonra Kültür Bakanlığı'ndan gümrük çıkış beyannamesini, işte bu kadar eseri getiriyorum diye belgelendirmeniz lazım. Aksi takdirde Türkiye'ye giriyorken sorun çıkar. Evet. Veyahut da büyükelçiliklerin özel statüsüyle getiriliyor diplomatik kargoyla. Ama o her tarafta yapılabilecek bir olay değil. Ancak büyükelçilerin kendi sergilerinde, ülke sergilerinde prestij anlamda yapılıyor. Ticari olarak ata karnesiyle, biz ata diyoruz ATA karnesine, giden mal satılırsa orada tabii bir katma değer vergisi belirli ülkelerde, belirli oranlarda vermek zorundasınız. Evet. Satılmazsa da geri rahatlıkla ülkenize getirebilirsiniz. Ama bunun için bir ticaret sicili kaydınızın, en azından bir ticaret desene o belgeyi alacak yapınızın olması gerekiyor. Bu da kolay değil. Bunları da yavaş yavaş birlikte galerilerimizle, sanatçılarımızla paylaşarak değerlendireceğiz. Ama Türk çağdaş sanatının yurt dışına gitmesi, orada temsil edilmesi çok önemli ve değerli. Daha önce çalıştığımız ülkelerdeki fuar şirketleriyle de böyle bir organik bağ girdik. Onlar da özellikle Moskova konusunda çok heyecanlılar. Ama orada da bir savaş sorunu var. Geçen sene çok istekli olamadık. Ama umuyoruz bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk resmini hep birlikte büyük bir ölçekte dışarı taşıyacağız. Ki bu bağlamda hem Rus sanatçılar, Kore'den gelenler olacak. Dün akşam Koreli bir galeriyle bunu uzun uzun konuştuk. Bizim fuarımıza katılan 4 galeri var. Onlardan bir tanesiyle akşam beraberdik. Onlar da katılmak istiyorlar böyle bir şeye. Özellikle Berlin'de olursa, Rusya'da olursa, hatta onlar da kendi bizim ülkemizde bunu birlikte yapalım diye düşündüler. Ama Türk resmini dışarı galerilerle, sanatçılarla birlikte taşımak, hem hükümetten de Kültür Bakanlığı'nda destek almak, evet,
Evet. En azından bu taşıma konusunda şimdi biz iki böyle yurt dışı sergimiz oldu Bilgin Bey. O noktada Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı çeşitli aşamalarda destek veriyor ki böyle bir sanat fuarına da herhalde verir. Yani şöyle ki mesela nakliye için Dışişleri Bakanlığı'nın Türk Hava Yolları kargosuyla anlaşması var. Diyelim ki ondan yararlandırabiliyor. Tabii ki ücreti işte gidecek galeri ya da fuar şirketinin ödemesi ama o bir kolaylaştırma şekline getiriliyor onlar tarafından gibi gibi. Yani mutlaka ki böyle bir büyük bir organizasyon, hani işte siz burada yaparken gözlüyoruz bir fuarın oluşturulması. Öyle hiç kolay bir şey değil böyle hakkını vererek bir fuar ortaya çıkarmak. Ama hele bir de bunun böyle yurt dışına taşınması noktasında herhalde bakanlıklarda yani buna destek olacaktır değil mi? Bir şekilde işbirliği yapılır. Muhakkak ama yani bunun bir prosedür var. Türkiye'de Türkiye'den bir sanat eseri de olsa yurt dışına çıkarıp orada teşhir edip sergileyip satmak, sonra kalanı ülkeye getirmek için dediğim gibi ya diplomatik kargo veyahut da ATA karnesiyle birlikte bunu çıkarıp tekrar ülkeye getirmek gerek. Peki onu almak kolay bir şey mi? Onun hazır yani söz Yani açılmışken aslında belki konumuz bu değil ama biraz da bu. Kolay bir şey mi? Yani onu her isteyen galeri alabiliyor mu tabii ETA belirli bir karnesini? prosedürü var ama biliyorsunuz bizim KOSGEB'inde uluslararası fuarlara katılan galerilere eğer KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı ise 600 TL metrekare başına para veriyor. Ama bizim galerilerimizden bunu %5'i falan alabiliyor ancak. Çünkü o prosedürle uğraşmak istemiyorlar. Evet. Dolayısıyla bunu biz fuar şirketi olarak üstleneceğiz. Galeriler bütün eserlerin isimlerini, şeylerini bize verecekler. Belki bağlı bulundukları kültür müdürlüğünden antika olmadığına dair bir belgeyi alacaklar. Onun dışındaki prosedürü biz bir fuar şirketi olarak Ha, yaşama geçireceğiz. evet. O belge alma çok sıkıntı yaratıcı bir şey değil. Biz zaman zaman yurt dışına öyle resimler göndermemiz gerektiği zamanlarda yapıyoruz. Orada çok sıkıntı yok. Bütün mesele işte bu dediğiniz yolun kolay uygulanması yani çıkarılması, işte orada satılırsa geri kalanın girmesi, taşınması falan. Ama eğer siz tabii çok profesyonelsiniz fuarcılık konusunda, belki sanatta bir tık daha zorlayıcı bir şey var, prosedür var ama siz fuar şirketi olarak onu mutlaka halledeceksinizdir, değil mi? Tabii ki ama kolay değil çünkü bir sanat eserinin sigortası ciddi bir sorun. Tabii Sizin ki. koyduğunuz değerle orada satılıp ödeyeceğiniz KDV ile birçok şeyle birçok parametreyle bağlantılı. Dolayısıyla orada çok hassas bir denge var. Daha önce bir resmi Avrupa'da bir müzeye göndermiştik. Bize bir prosedür gönderdiler. Tek A4'te iki paragraf ama her birinde norm var. Diyor ki şu şekilde nem almayacak şekilde yapmak gerekiyor. Onun standardı bu diyor. O standardı açıyorsunuz 60 sayfa. Dolayısıyla bunlar kolay işler değil ama yapılmayacak işler hiç değil. Tabii. Bunu el bilgiyle Tabii. yapmak gerekiyor. Evet. Yani evet çünkü dediğiniz gibi ama o tabii orada biraz daha belki titiz bir seçki yapılır. Türk resminin de yurt dışında tanınırlığı, bilinirliği. Şimdi orada yaşayan sanatçılarımız var. Özellikle Avrupa'da bizi çok güzel temsil ediyorlar yıllardır. Ama tabii yine de Türk resmi hak ettiği bir noktada değil yurt dışında bildiğiniz kadarıyla. Bunun en azından aşılması, sanatçılarımızın oralarda da bilinirliğinin artırılması tabii çok kıymetli bir şey. İnşallah bu anlamda da başarılı bir gidiş olur. Şimdi fuara 2 gün kaldı. 9'unda açılıyor ama 8'i akşamı bir ön izleme özel konuklar, koleksiyonerlere falan açık. Evet. Değil mi? Doğru mu söylüyorum? Yani Bir ön esasında izleme ve açılış 16 var. diyoruz ama çarşamba öğleden itibaren ziyaretçilerimiz geliyor. Onları ağırlamaya başlıyoruz. 9-12 Mart tarihleri arasında 10-20 arasında ziyarete açık fuarımız.
Biraz bu giriş ücretinin, ben tabii galeriye gelen gidenle de ahbaplık ediyoruz çeşitli konularda. Biraz yüksekliğinden söz ediyorlar. Mesela 50 lira öğrenci için biraz fazla diye bakılıyor. O şu 100 lira da mesela 4 kişi bir aile gelse, o konulardaki de tabii ki sizin de bunları belirlerken çok geçerli sebepleriniz vardır, ama acaba siz ne diyeceksiniz bu konuda? Yani biraz böyle hep konuşmalar azıcık girişin işte ücretin yüksekliği yönünde. Tabii iyi şey, bir şeyin bedeli olması mutlaka ki gerekiyor. Sizin orada yaptığınız harcamaların bir şekilde öyle ya da böyle karşılanması da lazım. Ne dersiniz bu konuda Şimdi Bilgin Bey? şöyle söyleyeyim. Tabii ülkemiz ciddi bir ekonomik kriz içinden geçiyor. Her şey çok bağlandı. Bunun iki şekilde açıklaması mümkün. Bir tanesi, biz zaten gelebilecek 3.000 kişiye davetiye gönderiyoruz. Evet. Yaklaşık 5.000 kişiye de elektronik davetiye gönderiyoruz. Yani bu 8-10 bin kişinin oraya ücretsiz katılımı söz konusu. Bugün bir sinema 100 lira. Bir sinema. Tabii. 2 saat. Tabii. Burada en az 20 tane şey var. Etkinlik var. Performans var. Dinleti var. Birçok farklı şey var. 30 tane söyleşi, sempozyum var. Bu birinci boyutu, pahalı değil. Bugün dünyada 30 eurodan aşağı sanat fuarı girişi yoktur. 30 euro dediğin zaman en azı 600 TL. Bizim 100 TL olarak düşünün. İkincisi de, eğer biz bunu çok ucuzlatırsak, zaten bu fuarda kitap fuarı gibi kimse koleksiyonerle veya alıcıyla veya onun içinde etkileşime girmiş insanla paylaşamaz. Dolayısıyla biraz da az insan gelmesini istiyoruz. Geçen yıl 24 bin kişi fuarımızı ziyaret etti. Bu sene biz hedefimizi 50 binin üzerine çok çıkmamak üzerine kurduk. Çünkü daha fazla insan geldiği zaman etkileşim son derece azalıyor. O zaman teğet geçiyor insanlar. Eğer sizin galerinizde boş boş farklı soruları sorabilecek, bugün biliyorsunuz fuarlarda toplayıcılar da var, işte gelip boş boş konuşanlar da var. Ama o Tabii. ilgisini, paylaşmak isteyeni, etkileşimi, öğrencilere çok saygım var. Onların, zaten onlara özel muamele yapıyoruz. Onları farklı şekilde yönlendiriyoruz. Ama gelip insanlar sizin standınızda başkaları varken teğet geçiyorlar. Bir daha da fuar büyük olduğu için dönüp sizi ziyarete gelmiyorlar. Beğendiği bir resim o an etkileşim içine girse bile dönüp gidiyor. Ondan sonra bir daha uğrama bile uğrayamıyor. Onun için 50 binin üzerine çok çıkmak istemiyoruz. Keşke gerçekten sanatla ilgili daha az insan gelse, daha iyi paylaşımlar olsa. Çünkü burası fuarın bir özelliği de iletişim yeri. Yalnız alma satma şeklinde değil. Tabii Burada ki evet. ben aslında o kısmını da önemsiyorum. Yani dediğiniz gibi illa alma satma değil, bir sunum, tanıtma, işte galerilerin sanatçılarını da bir şekilde asıl hedef kitleye tanıtma yerleri aslında fuarlar bir anlamda da Bilgin Bey, hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla çok bu söylediğinize çok katılıyorum. Yani tabii ki herkes görmeli, ama asıl hedef kitleye ulaşılması, onların tabii gelip sanatçıyla, galeriyle bir şekilde yakın temas kurması kıymetli bir şey. Öyle bakıldığında dediğiniz gibi çok pahalı değil. Bir de artık her şey o kadar gerçekten ekonomik anlamda o kadar yukarılara tırmandı ki, tabii bir fuarın oluşması, ortaya çıkması da bir sürü gideri de beraberinde getiren bir şey. İşte aslında o sözünü ettiğiniz 8 bin kadar kişinin zaten ücretsiz giriyor olması da çok kıymetli. İşte böyle bir şekilde dengeyi bulacak. Ben gerçekten başlangıçta daha çok aksaklıklar olurken, ki çok normaldi, şimdi daha ciddiyet kazanmış, daha önemsediğimiz bir noktaya taşıdınız fuarı. Bir kere bu anlamda sizi çok kutluyorum.
Bu işlerin hiç kolay olmadığını hepimiz çok biliyoruz. Yani bir yerde aslında kahramanlık, yani öyle siz buradan, ben bilmiyorum tabii nedir fuardan ne kazanıyordur fuar yönetimi, ama belki bu emeği verip çok daha fazla kazanç elde edebileceğiniz daha kolay işlerde vardır mutlaka. Yani hakikaten bir fuarı ortaya çıkarmak, biz zaman zaman size kızarız, eleştiririz, ama bu işlerin hiç kolay olmadığının da çok farkındayız. Onun için bir kere sizi gerçekten çok kutluyorum. Bunca zamandır, bakın 9 sene aynı mekanda, aynı tarihlerde, arada bir sürü sıkıntılı dönemler yaşanmasına karşın siz bu Art Ankara'yı bir marka noktasına artık taşıdınız denebilir. Yani evet, Art Ankara artık böyle insanların bildiği, katılmak istediği, görmek istediği bir fuar oldu. Bir kere bu anlamda Ankara adına teşekkür ederiz. Çünkü çok önemli bir büyük şehrin bir sanat anlamında bir alanının, böyle bir fuar etkinliğinin olması. Dolayısıyla hem bundan önceki dönemler için, hem bu sezonda olacak bu yeni fuar için hem teşekkür ediyoruz Bilgin Bey size. Ön izlemesi ve açılışı var. 9 ve 12 Mart tarihleri arasında da akşam arasında fuar gezilebilecek. Sizin başka söylemek istediğiniz şeyler olursa onları da lütfen. Galiba bir aksaklık var. Teşekkür ediyorum. Yok. Çünkü ilk günden beri bu projeye inandınız. Duyabiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet. Duyuyorum. Ben de Sesiniz devam size et. teşekkür ediyorum. Daha önce Art Forum olarak başladığımız 6-7 yıl yaptığımız fuarımızı Art Ankara olarak devam ettirdik. Çünkü mekan gerçekten çok güzel bir mekan. Ankaralılar sahip çıktı. Galeriler, sanatçılar sahip çıktı. Ben eleştirilere hoşgörüyle bakıyorum. Eleştiri olmadan sağlıklı bir şey üretme şansımız zaten yok. Ama insanların kendi egolarını tatmin etmek için hiçbir şey bilmeden fuarla Biennale'i, sergiyi ayıramayan bir insanın eleştiri yapmasına üzüntü duymuyorum desem yalan söylerim. Çünkü yazık o insanların şeylerine, yalnızca gülüyorum. Bu sene 3 gene onur ödülümüz var bildiğiniz gibi. Sanatçı onur ödülü Profesör Doktor Hasan Pekmezci'ye verilecek. Gerçi Profesör Aa, Doktor ne tatlı. kelimesini Bilmiyordum. pek Çok sevindim. sevmiyor. Evet, sanata katkı onur ödülü. Yıllarca Türk sanatına, Türk sanat yazın hayatına destek vermiş Kıymet Kireya, Profesör Doktor Kıymet Kireya. Burhan Doğançay Müzesi'ne, İstanbul'daki Burhan Doğançay Müzesi'ne verilecek. Size çok çok teşekkür ediyorum. Çok kolay gelsin hem bu fuarda hem bundan sonrakilerde. Şansınız, yolunuz açık olsun. Seve seve Ankaralılar olarak bizler galerilerde sanatçılar olarak katılacağız. Ankaralılar da 9-12 Mart tarihleri arasında Atokongresyon'da Art Ankara Sanat Fuarı'nı izleyecekler. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür katılımınız. ediyorum. İzleyicilerimiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çarşamba Sağ günü olun. buluşacağız zaten. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi akşamlar.